arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Görüyorsunuz ellerime eldivenlerimi taktım. Bugün ders yapacağız. Ders mozaikte önemli bir aşama. Mozaiği bir arada tutan, taşları bir arada tutan genellikle tutkaldan sonra ders oluyor. Bu mozaiğin bitmişti. Geleceğe hatırlamak mozaiği. İnternette, sitemde ya da Instagram'daki adresimde görebilirsiniz. Daha önceden bitirmiş olduğum bir mozaik bu. Şimdi dersini hazırlıyoruz. Bu gördüğünüz ders alçısı deniyor buna. Nalburlarda bulabilirsiniz, yapı marketlerde bulabilirsiniz, koçtaş tabulabilirsiniz. Bunun değişik renkleri oluyor. Bugün ben 5 renk ders kullanıyorum. İlk önce bu dersi koyuyoruz bu şekilde. Küçük bir leğen olabilir. Fazla kullanmadığınız bir kap ya da tencere olabilir. Çünkü temizlemesi zor olduğu için fazla kullanmadığınız şeyleri tercih etmeniz daha iyi olacaktır. Evet. Şimdi dersi kapalı kalması gerekiyor kullanmadığımız zamanlarda. Bu dersin içine su döküyorum. Ama çok fazla dökmüyorum. Hani beton yaparlar ya ustalar inşaatta. Onun gibi yavaş yavaş karıştıra karıştıra yapıyoruz. Bu da zaten betonun bir çeşidi. Şey derler aslında, kek kıvamında ders olması daha iyi olur diye söylerler. Kulak memesi yumuşaklığında, amiyane tabirle. Bu dersi kek kıvamında yaptıktan sonra olduktan sonra sürmeye başlayabiliyorsunuz. Şimdi ben sürmeye başlıyorum. Boşluklara doldurur şekilde sürüyorum. Aslında mala da kullanılabilir ama ben burada kullanmayacağım. Elimle süreceğim. Sonra temizleme aşamasında görüşmek üzere. Ben şimdi bunu süreceğim. Temizleme aşamasında tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, böyle hepsini yaydık dersimizi. Şimdi bunu silmeye başlıyorum. İlk önce fazlalıklarını alıyorum. Özenli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Eğer çıkan taşlar olursa hemen tutkalla yapıştırabilirsiniz. Evet. En çok kullandığımız şeylerden biri sarı bez. Sarı bezimizle alıyoruz şimdi. Az önce kullandığım bu bezde hani yerleri sildiğimiz, toz aldığımız bir bez olabilir. Böyle fazlalıklarını aldıktan sonra kuruması için bekleyeceğiz tekrar. Kuruduktan sonra, iyice yapıştıktan sonra da ıslak bezlerle, bu da bir saat sonra falan oluyor, ıslak bezlerle tamamen temizleyebiliriz. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, son halini de bir gösterelim dedik. Bakın burada görüyorsunuz son hali. Temizledikten sonra boşlukların içine dersin girmesine izin verdik ve sildik. Sarı bezle sildik en son. Şimdi biraz daha kurumasını bekleyeceğiz. Kurudukça zaten biraz kusuyor. Üstünde kalan tozları da tekrar temizledikten sonra çerçeveleyeceğiz. Sergilere gitmek üzere. Ya satılmak üzere yeni evine gidebilir. Belki başka bir evde kendine yer bulabilir. Artık bizden çıkmış oluyor. İşimiz bitmiş oluyor. Teşekkürler tekrar. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.